28 Mart, 3 Nisan haftalık burcumuza hoş geldiniz değerli takipçilerim. Güzel bir hafta olsun, keyifli. Biraz belim rahatsız olduğu için şöyle yandan tutuyorum. Yanlış anlamayın, sırtım ciddi bir rahatsız. Sevgili takipçilerim, keyifli bir hafta olsun. Sevgili koçlar, bu hafta dinamik, enerjik ve zıpkın gibi hissedeceğimiz bir hafta. Daha kendimizi aktif, daha hedeflerimize odak bir nokta geçireceğimiz yeni projeler, yeni oluşumlar, beklenmedik toplantılar sizin motivasyonunuzu çok fazla arttıracak ve her şeyden önemlisi hayatınızda olmak istediğiniz yurt dışı ile ilgili projelerde yer almak istiyorsanız, farklı alanlarda kendinizi ispatlamak istiyorsanız bu tarz noktalarda açık kapılar var. Fırsat sizin için enerjisi yüksek. Hadi bakalım devreye birkaç enerji sokarak siz bulunmak istediğiniz noktanın sevincinizi, başlangıcınızı yaratacaksınız. Kurumsal hesap, mesela diyelim kurumsalda finans sektörü ya da insan kaynaklarında çalışıyorsanız bulunduğunuz ortamın gerçekten stresli ve gergin bir anı var. Mümkün olduğu kadar oradaki enerjiyi kendi enerjinize katmamanızı öneriyorum, rica ediyorum. Devlette bir kurum değişimi ya da masa değişiminizle ilgili beklentileriniz varsa inandığınız kişi biraz kaypaklık yapıyor olabilir, biraz bekletiyor olabilir, biraz daha kendi amaçlarınızla alakalı noktada ulaşmak için mücadeleye devam edin. Bu kapı sizin için var gözüküyor. Bu sistemden vazgeçmeyin. Hani pes etme noktanız var, rica ediyorum. Pes etmeyin lütfen. Serbest bir alanda kendi ofisiniz, kendi işiniz varsa alternatif yeni oluşmalar, yeni yaratacağınız kapılarda da güçlenmek. Özellikle yurt dışı enerjinizin daha yoğun olduğu bir haftayı gösteriyor. Seyahatleriniz, anlaşmalar, yolculuklarınız daha çok uzak yolculuklarla gitmeniz gerekiyor. Ya da bulunduğunuz noktadan devamlı araçla gidip geleceğiniz işlerde çok güzel kazançlarınız söz konusu olacak. Bu ara toprak, arazi, hayvancılıkla uğraşan bazı Koç burçları için toprak ya araziyle alakalı yaşanacak bazı krizler ve bu krizler kardeşler arasında ya da ortaklı olduğunuz mallar arasında krizler olabilir. Bu hafta hani gıda ya da toprak sektörü, hayvancılıkla, tarımla uğraşan kişilerde riskler olabilir diyorum. Sevgili koçlar, özellikle de kendinize ait ortaklı bir işiniz varsa buranın biraz daha verimliliğe doğru gittiği, gücünüze güç katacaksınız ama sanki burada bir reklam eksikliği olabilir, renk eksikliği olabilir. Bu hafta bunu bir gözden geçirin. Çünkü güneşin enerjisi sizin üzerinizde. Bunu çok doğru bir noktada kendinizi ispatlamak için çok doğru aydınlıklar var. Görmenizi öneriyorum. Eğer ortaklı bir işte bazı krizlerle ilgili yaşadığınız evrak, vergi ya ödemelerle alakalı aksilikler yaşayabilir. Geçtiğimiz haftalarda bunları kontrolsüz yapmış olabilirsiniz. Yani 4 Mart, Şubat, 4 Nisan'dan sonra genişleyen bir enerji söz konusu olacak. Hata yapmanızı, ödemelerinizle alakalı pürüz noktaları çözmeniz lazım. Uzun süredir iş bekliyorsanız, hala iş konularımızla alakalı çözemediğimiz noktalar varsa, çok yakın aile dostunuz ya da geçmiş bir iş dostunuzdan gelecek haberleri değerlendirebilir. Yurt dışı vize başvurunuz ya da yurt dışı ile ilgili yaşam başvurunuz varsa bununla ilgili de mücadelelerinize devam etmeniz ve bu zaferi, yani sizin vatandaşlık hakkınızla alakalı başvuru, yatırım planınız neyse olumluluğa doğru gidiyor. Mücadelelerinizden vazgeçmeyin. Sevgili gençler, üniversite, lise öğrencisi olan gençlerimiz için bu düzen artık disiplin ve kurala ihtiyacınız var. Hata enerjisi geride kaldı. Kendi enerjinizi biraz daha doldurmanızı istiyorum. Matematik ya da edebi konularda rahatsız o fizik, kimya, bu noktalarımızın altyapılarını güçlendirmemiz gerekiyor. Bu ara genç koçlar için diyor ki biraz lay lay lom, umursamaz, hiçbir şey umurunda değilmiş gibi hareket sergiliyor. Bu sizin biraz canınızı sıkabilir. Uyardım. Sevgilinizle alakalı yaşadığınız bazı krizler biraz daha sıkıntılı olabilir ve hatta bu ilişkinin bitiş rüzgarları ön planda ve yeni bir enerjiye girmek isteyen koçlar için şu an dediğim gibi bir enerjiyi geride bırakıp şifalanmaya ihtiyacınız var. Yani hemen bir ilişkiye başlarsanız şu anki bitirmeye çalıştığınız ilişkiden daha çok kıskanç bir hani kıstırılmış bir noktada hissedersiniz ve kendinizi yorabilirsiniz sevgili koçlar.
Bu ara yatırım almak, satmak anlamında ailenizle alakalı birlik olabileceğiniz ve özellikle 3 numara üçlü bir dönem size gerçekten bereketli ve hayırlı gelecek. Ailenize ait üçlü bir miras konunuz varsa da buradan gelecek haklarla güzel anahtarın da muradı var gözüküyor sevgili takipçilerim. Evli çiftler için bu ara birbirimizle alakalı yaşadığımız krizler, iş ve parasal evredeki sorunları çözdük. Ya gideceğimiz yolculuklar, birbirimizi anlayacağımız evreler daha keyifli ve daha anlaşılır noktada olacak. Sizin yapmak istediğiniz hayalleriniz neyse Rabbim bunu aydınlığa kavuşturacak. İhmal etmeyin sevgili koç ev hanımları. Bu ara sizin kendi ailenizde çok büyük geçmişe ait sorunlar gündemimize gelebilir. Evlilik enerjimizi yıpratabilir ve işimize de eşimizin işine de yansıyabilecek problemlerden uzak durmanız gerektiğini düşünüyorum. Bu arada en çok ailenizin çözmesi gereken eviyle alakalı toprak, arazi ya da müstakil bir alanla ilgili bir anlaşma noktamız var. Mümkün olduğu kadar dikkatli hareket sergilemeniz gerekiyor. Bir de sevgili eşlerinizin ailesinden kaynaklanan krizlere de hazırlıklı olmanızı öneririm. Sağlık olarak özellikle batık tırnak, varis ve siyatiklerinizle alakalı ve migren probleminiz olabilir. Dikkatli olmanız lazım. Uzun süredir ortaklı olduğunuz bir ev mezununuz vardı. Satma zamanı. Bir ilişki konusunda da uzun süredir adını koyamadığım bir noktadaydınız. Hadi adını koyun ve bu enerjiye merhaba deyin diyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Sevgili boğalar, vallahi boynum ağrıyor böyle oturdum, kusura bakmayın. Hatta çok sancım var diyeceğim ama neyse, sizi de bitirmem lazım. Bu hafta bir an önce toparlanmam lazım diyorum. Sevgili boğalar, aile içerisinde yaşadığınız bazı krizlerle alakalı gün haftasına başlayabilirsiniz. Evet, enerjiniz, motivasyonunuz olabildiğin kadar yüksek ama ailenizin sizin enerjinizi kemirmesi ve onların derdi, onların karmaşıklıklarıyla ilgilenmek sizi biraz yıpratıyor olabilir. Ama ailenizde de yapacağınız bu iyilik hem maddi olarak hem de manevi olarak sizi güçlendirecek gözüküyor. O yüzden mümkün olduğu kadar ailenizle desteğinizle ilgili noktaları kesmemeniz gerektiğini söylüyor. Özellikle iş kariyer hayatınızda mucize kapılarınız açılacak. İşsizseniz hemen iş kapınız hayırlı olsun diyorum. Eğer işinizle alakalı mertebe, konum ve yenilik değişimi düşünceniz varsa çok güzel enerjiler, hayatınızdaki oluşturmak istediğiniz tüm güç masası size hakim olacak. Özellikle parasal finansta yaşadığınız ve uzun süredir düzenleyemediğiniz konularda daha rahat bir akış sağlayacaksınız ve gücünüze güç katmak için doğru bir haftanın enerjisini bütün bir şekilde üzerinize çekmenizi istiyorum. Sizin için yolların aksi değil, bereketli ve hayırlı geçeceğini gösterir. Satmak ya da elden çıkartmak istediğiniz yasal olan haklarınızla ilgili beklentiler içerisinde olduğunuz konularla ilgili de özellikle Nisan 15'ten sonra olumluluk evresi var. Son mahkemeleriniz olabilir ya da son aile içerisinde konuşmalarınız olumluluğa doğru gidiyor. Ailenize ait 4. 5. kat ya da 4-5 numaralı bir ev enerjisinin satış evresi. Hatta kararsızlıklarınız var. Daha geniş bir ev düşünüyorsunuz. Hiç kararsız olmayın. Çünkü bu ev sizin evinize, rızkınıza ve bereketinize çok büyük bir şans getirecek. Yeni ev size uğurlu gelsin diyorum. İş konularınızla ilgili de özellikle kendi işinizi kurmak, bulunduğunuz noktadan ek işler yapmak istiyorsanız çok güzel aydınlanmalar var. Cesaretinizi, enerjinizi bu noktada olumlu evreye tamir ettiğinizde iş başarınızda aksilikler görmüyor. Ortaklı iş yapanlarda da bulunduğumuz alanı daha doğru adımlarla ilerletip yeri büyütmek, daha büyük imkanlar sağlamak için büyük koşturmalarımız var. Ve gerçekten bu ortaklı işler size hem maddi hem de manevi olarak kazanç sağlayacak. Bence cesaretiniz sizi güçlenmenize yardımcı olacağını gösteriyor. Son zamanlarda yalnız kurumsal ya da devlette çalışan bazı boğa burçları için kendinize ait görmediğiniz masa ya da burası bana ait değil dediğiniz bir nokta sizi aktif bir noktaya geçişiniz var. Bu geçiş sizin hem başlamak için hem de kendinizi ispatlamak için çok doğru bir süreç olacak. Korkmayın,
Gözünüz kara olsun çünkü iş konusunda enerjileriniz o kadar açık ki. İş mahkemeniz, para mahkemeniz ve bunlarla alakalı da planlayacağınız sistem size daha artı bir güven sağlayacak gözüküyor. İlişki konusunda büyük bir ihtimal bazı sorumlulukları, hani bazen sorumluluktan kaçarız ya, siz artık bu sorumlulukları alma, hayat arkadaşınızla iletişimi daha doğru noktada kurma ve evlilik dediğimiz fikirler içerisine alışma temposuna gireceksiniz. Ailenizle tanıştırabilir, yakın çevrenizle tanıştırabilir, böyle bir içsel bir bağ kurmak isteyebilirsiniz. İlişkiniz bitmek üzere olan sevgili boğalar, bence bu ilişki artık kökten bitmişti. Söz, ifade ve anlaşılmaz tavırlar vardı ve artık siz bu konuda yıpranıyorsunuz. Bu ilişki için ya ilişki terapisti ya da saygınlığınız bitiyor. Veda etmeniz sizin için daha sağlıklı olarak gözüküyor. Sevgili boğalar, evli ve evli olduğunuz noktada bazı şüpheler, yani sizin hani eşinizin ya da sizin telefonunuza gelen mesajlar çiftlerde böyle bir gerilim noktasına sebep olabilir. Biraz güvensizlikler tadabilirsiniz. Şifreler açılsın, masaya cep telefonlar konulsun. Teknolojik olarak ilişkide zarar var gösteriyor. Yani burada hani size gelecek bazı karmaşıklar eşinizi, ilişkinizi yıpratabilir. O yüzden bu ara telefonları böyle gizli gizli kullanmayın. Dijitale ait bir şeyleri gizli koymayın. Yoksa saçma sapan bir gerginlik yaşanacak gözüküyor. Evli olan çiftlerimizde şöyle bir sorun var. Yaşadığımız alanı değiştirmek değil de kendimize bu alandan dışında farklı bir nokta planımız var. Ama kenardaki para yapacağımız yatırıma yetmediği için endişeleriniz var. Hiç endişe etmeyin. Şu anki bulunduğunuz nokta daha kıymetli. Bunun için birkaç döneme ihtiyacınız var. Acele edip paranızı ziyan etmenizi istemiyorum. Bir de araç bakımı ya da aracınızla alakalı ufak kazalarda söz konusu olabilir. İhmal etmeyin. Bu ara geçmiş sevgilinizin geri gelmesini istiyorsanız sevgili boğalar, evet, alternatif diyalog görüşmeler, onunla ilgili alacağınız haberler sizin nevrinizi döndürebilir. Bence hiç bu hafta hiçbir haber gelmesin. Siz yeni enerjiye, yeni odaklanacağınız noktaya geçmeniz daha sağlıklı gözüküyor. Sevgili gençler, dil eğitiminizle alakalı eksik noktalarınız var. Bu edebiyat olabilir, İngilizce olabilir, aldığınız dille alakalı olabilir. Bunun altyapısını mümkün olduğu kadar oturtmanız lazım. Krizler gözüküyor. İhmal etmeyin. İlişkisi biten sevgili gençler için yeni bir enerjiniz var ama eğitiminiz daha önemli. Bu noktaya konsantre olmanız sizin için hem daha sağlıklı hem de keyifli olarak gözüküyor. Sevgili ev hanımları, bu ara en çok eşinizin annesi, kız kardeşi, kayınço, yani eşinizin kök ağacı ile alakalı yaşanacak bazı tartışmalarda mümkün olduğu kadar uzak durmanızı, onlarla evrenizi uzak tutun. Yurt dışı planı ve yurt dışı ile alakalı beklediğiniz evrak görüşmeler olumlu süreç gösterse de biraz ertelenmeler ya da çocuğunuzun ya da kendi işinizle alakalı bazı ertelenmeler söz konusu olsa da bu kapı sizin için hayırlı. Şimdiden hayırlı olsun diyorum. Sağlık olarak diş iltihaplarınız, orta kulak iltihabı ve geniz eti probleminiz olabilir. Dikkatli olunuz diyorum. Sevgili ikizler, vallahi belim ağrıyor. Böyle oturdum, kusura bakmayın. Bu hafta aktif ve hızlı ve ani konuşmalar size kazanç sağlayacak. Yani hiç düşünmeden söyleyeceğiniz projeler ya da anlatım evreniz muhteşem olacak. O yüzden hiç bu ara patavatsız olarak görebilir insanlar. Bu sizi başarıya götürecek. Endişe etmenize gerek yok sevgili ikizler. Evet, abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmuyorsunuz. Sevgili ikizler, bu sizin dipnotunuzda. İş konularınızla alakalı bu ara kendinize ait alanda daha dinamik, daha güçlü ve kafanızda düşündüğünüz şurası olabilir mi, şu kapı benim için daha hayırlı mı dediğiniz andan itibaren o enerjiyi kendinize çekeceksiniz ve plansız şekilde yeni kapılar, yeni oluşacak işler size keyif verecek. Yani artı noktamızda daha büyük bir kazanç çevremiz var. Sizin kendi içinizdeki lider yönünüzü daha aktif ifade edeceksiniz ve şunu demek istiyorum. Size ait bir kurumsal planınız ya da kendi işinizi kurmak istiyorsanız bu hafta bunun altyapısı ya da bu hafta görüşeceğimiz diyaloglar bize çok doğru evrede ve büyük bir kazanç sağlayacak. Hiç ve hiç endişe etmeyin. Bu nokta sizin için gayet hayırlı ve bereketli gözüküyor. Yalnız ben herhalde bunu ters giymişim. Belim ağrıyor, hiç farkında değil. İdare edin artık, ters giymişim. Yapacak bir şey yok.
Özellikle de yakın iş çevrenizdeki ekip arkadaşlarınızla ilgili çok olumlu ve keyifli, daha güzel anlaşmalara doğru giderken üst düzey yöneticileriniz bu aranızdaki diyalog evresinden şüphe edebilir, işimizle alakalı aksiliklere sebep olabilir. Çok samimi değil. Bir yöneticiniz olduğu vakit biraz daha dikkatli olmanızı öneriyorum. Devlet mahkemeniz, iş mahkemelerinizle alakalı bazı sorunları düzeltmek istiyorsanız yeni başvurular ve eğitimle alakalı almak istediğimiz farklı işimizle ilgili eğitim projelerimiz var. Bunları da hayata geçirmek için doğru adımlar sergileyeceğimiz gözüküyor. Mümkün olduğu kadar biraz daha beyin olarak hızlı, seri, enerjik olabilirsiniz ama dikkatsizlikten kaynaklı düşmeler, bilinçaltı farklı konuşabilir, o an dilinizden farklı bir şey kaçabilir. Mümkün olduğu kadar otokontrollü, hızlı ve seri de davranabiliriz. Bir sıkıntı yok. Duygusal olarak bu ara en çok kalbimden bunu istiyorum ve bu bana ait olmalı diyorsanız hadi hayırlı olsun. O size kalbinizden adım atarak size gelecek ve bu ilişki gerçekten doğru noktaya doğru gidecek. Ve iş çevrenizde beğendiğiniz, etkilendiğiniz, kalbinizde böyle olabilir mi dediğiniz kişinin de enerjisi size uyumlu olarak gözüküyor. Karşı tarafın atılımıyla birlikte karar sizde. Yani siz istediğiniz enerjiye doğru doğru şekilde ilerleyeceksiniz. Sevgili ikizler, yalnız aile büyüklerimiz, baba ya da baba köklerimizle alakalı bazı krizler içinde doğru adım atarak yasal problem neyse bunları bir an önce çözmeniz lazım. Yoksa baba köklerinizle alakalı haksızlığa, ekonomik olarak zarara gireceğiniz gözüküyor. Şimdiden bunları göz atalım diyorum. Yalnız şöyle anne kız kardeş dediğim noktada da araba mevzumuz olabilir. Araçla alakalı alım satım konuları daha ön planda olabilir. Hadi onlara güzel bir destek. Onların istediği buydu ya da eşinize almak istiyordunuz. Hadi almanız size daha büyük mutluluk getirecek. Kurumsal ortaklı bir firmayla ortak işler yapıyorsanız anlaşmalarınız daha devam edecek. Sizin istediğiniz noktada ilerleyecek gözüküyor. Kendi işinizde farklı alanlarda yol almak istiyorsanız biraz ekonomik olarak açıldığınız noktaları toparlayıp ondan sonra planladığınız akışlara daha hızlı gireceğiniz gözüküyor. Sevgilinizle alakalı uzun süredir kırılan kalbinizin şifalanmasını istiyorsunuz ama sizin de karşı tarafı çok fazla kırdığınız ve kapris yönünüzün fazla olduğu için ilişki şu an bir gelirim noktası. Hani bir elektrik direği gelimi gibisiniz. Mümkün olduğu kadar birkaç gün enerjinizle muhatap olmayın. Sonra toparlanmanız sizin için daha sağlıklı gözüküyor. Bu ara evlilik teklif etmeyi düşünen ve doğru zaman mı diyorsanız, evet doğru zaman ama şöyle söyleyeceğim. Mayıs, Haziran en doğru zaman. Yani bu dönem düşüncelerimizi hayata geçirelim. Pat diye bu evreye biraz sıkıntı olabilir. Hem Ramazan ayı biliyorsunuz ki biraz bunun da verdiği bir yoğunluk olabilir. Sevgili evli çiftlerimiz için de son zamanlarda evle ilgili değil de evin tapusu, vergisi, borcuyla alakalı bazı korku ve endişe yaşayabilirsiniz. Krediniz almakla alakalı noktada hiç korkmayın. Doğru ve düzenli şekilde bu ödemelerinizi yapacaksınız. Burada bir aksilik görmüyorum. Yalnız boşanma tribi olan artık burama kadar geldi. Ben anlaşılmak, değer görmek, önemsenmek istiyorum diyen ikizler için artık zil çanları çalıyor. Yol ayrımı, anlaşmada zorluklar, tartışmalara biraz daha sivri diller ve sözlü konuşmalar biraz ağır olabilir. Temkinli ve kurallı gitmenizi öneriyorum. Bu arada şöyle bir durum var. Çocukları kalabalık olan ikizler burcunda da erkek soyunun bazı karmaşık miras konuları biraz can sıkıcı olabilir. Lütfen muhatap olmayın diyorum. Sevgili gençler, eğitim konusunda uzun süredir hayal ettiğiniz yola doğru gidiyorsunuz. Umudunuzu sakın kaybetmeyin. Güzel bir evre var gözüküyor. Sağlık olarak özellikle dikkat etmeniz gereken benim gibi bel ve sırt bölgenizde bu ara şiddetli ağrılar olabilir. Omuz düzleşmesi ve omurilikten kaynaklı skoliyoz enerjisi alabilirsiniz. Biraz bunlar stresli gözüküyor. Ev hanımları, bu ara çok fazla telaşlı ve alışveriş bahar temizliği enerjisinde olacaksınız. Biraz diz kapaklarınızda sıkıntı olabilir ve bu ara evden çalışan hanımlar için de sürpriz beklenmedik paralar hanenize gelecek gözüküyor. Hoşça kalın, mutlu kalın. Sevgili yengeçler, sırtım ağrıdığı için böyle bükülmüş gibiyim. Yani o kadar ya, yani başka bir sıkıntım yok. Bu da benim sırtıma vurdu. Yengeçler, canım ailem, güzel ailem, güzel bir
Ev içerisindeki yaşayacağımız gerilim, mutsuzluk, huzursuzluk aynı tempoda da ki enerjiniz dışarıya da böyle bir bomba gibi patlayacak. Herkes benim üstüme geliyor. Artık beni anlayacak insanlarla konuşmak istiyorum derken bunu iş hayatımıza yansıtabilir. Oradaki insanları incitebilir. Fevri davranışlar bizim hayatımızda biraz yıpratıcı olabilir. Hadi bakalım biraz sakinlik, biraz işinizle alakalı uzlaşmanız gereken birçok noktanız var ki. Yani eğer biz bu noktayı şu an bu hafta böyle gelirim ve halletmemiz gereken işler, yenilikler, özellikle öğretim görevlisiyseniz ya da devlette öğreten bir sektörde ya da özel sektörde öğreten bir sektördeyseniz yanlış anlaşılmalara, kaoslara ve işinizde uyarı veriyor. Yani mümkün olduğu kadar ev hayatınızdaki gelirim kapıdan bittikten sonra iş hayatımıza yansıtmamamız lazım. Yoksa bu stres sizi işten çıkartılmanıza ve iş kaygısı yaşamanıza sebep olacak. Bir an önce kendimizi toparlayalım diyorum. Eğer ki kurumsal büyük farklı bir alanda çalışıyorsanız, mesela tıp sektöründe çalışıyorsanız, hastanenin içinde farklı bir görevde de olabilirsiniz. Bulunduğunuz yönetici ya da yönetimle ilgili bazı krizler, devletle alakalı yaşanacak krizler biraz sizi strese soksa da yerinizde güvenilir bir noktadasınız. Ama sizin tedirginliğiniz biraz sizi rahatsız etmiş. Belki bol nefes alarak, yürüyüş yaparak enerjimizi değiştirebiliriz. İş bekleyen ve uzun süredir iş hayatınızla alakalı yaşadığınız bazı karmaşıklıkları çözmek için doğru bir hafta. Hadi bakalım kendi gücünüzü, kendi enerjinizi keşfetmeye ihtiyacınız var. Bastırılmış korkular, enerjiniz o kadar yıpratılmış ki annem, ailem, eşim, çocuğum, çevre diyerekten çok sıkışmış bir noktadasınız. Bu hafta bunları atalım. Enerjimizi değiştirelim. Ruhumuzu şifalandıralım. Çünkü siz bu enerjide başarısız olursunuz. Güzel fırsatlarımız var. Gitmemiz gereken iş ve anlaşmamız gereken çok grupsal toplantılarımız var. Bunda çok büyük bir başarı var. Dışarının gerginliği sizin ruhuna teslim olma diyorum. Dışarıdaki yorgunluğu kendi bedenine yorgun olarak teslim etme diyorum. Çünkü parasal anlamda Perşembe, Cuma sürpriz gelecek paralar. Hafta sonu geçireceğiniz ailenizle güzel bir hafta sonu sizi şifalandıracak gözüküyor. Sizde de özellikle köklerimizde dede, babaanne, anneanne gibi sağlık problemleri yaşayacak bazı insanlar stresli olabilir ve ondan sonra yaşanacak bazı mal krizleri, sözlü konuşmalarda ağır iletişimler yaşanabilir. Bunlara da dikkat edelim. Kendi işini yapan ya da ortaklı işlerde beklenmedik yeni anlaşmalar, yenilikler sizi parasal anlamda dara sokabilir. Bu gelecek insanları gözden kaçırmayın. Bu size maddi olarak kayıp yaratabilir. Dikkatli olun diyorum. Evet, özel hayatta gerilim, tartışma, kavga, huzursuzluk, söylenecek söz, sevgisizlik hissedebilirsiniz. O yüzden bu hafta ilişkinizle alakalı alttan değil, hiç muhatap olmadan sakin ve saygı içerisinde götürmeniz lazım. Yoksa eşiniz de olsa, sevgiliniz de olsa, platonik de takılsanız bir depresyon hali saçma sapan sebeplerden ilişkinizin bitmesine doğru gidecek gözüküyor. Bu ara nişanlanmayı, bu ara böyle bir evlilik konuşmanız var ama ilişkinizdeki bir kişinin işiyle alakalı yaşadığı krizlerden dolayı cesaret edemiyorsunuz. Bence Nisan sonu, Haziran'ın ortasında bu cesaret iyi olacak ve ailelerin tanışma evresi var. Kendinizle alakalı bu ara alım satım konularınızda, yani küçülmek, daha küçük bir alana geçip borçlarımı kapatayım diyorsunuz ama yeriniz ve toprağınız ya da aracınız kıymetli. Şu an bunu satmanızı istemiyorum. Mahkemesel çözmeniz gereken iş mahkemeniz, para mahkemenizle alakalı olumlu geçecek haberler var. Bunun da muradını bekleyin diyorum. Bu ara çocuk düşünen, çocukla ilgili karar veren sevgili yengeçlerde sürpriz gebelik, güzel bir aile enerjisi var. Yani çocuk güzel bir mutluluk ve erkek çocuk enerjisi gözüküyor. Şimdiden hayırlı olsun diyorum. Ailenize ait kendi memleketinizde komşularla alakalı toprak tartışmaları söz konusu olabilir. Yakın akraba, yakın çevrenizle alakalı toprak tartışmalarına sebep olabilir. Valla burada haksızlık değil de muhtarınızın yaptığı bir yanlış olabilir. Burada bir kriz olayı var. Yani devletin yarattığı bir kriz, yani muhtarınızın yarattığı bir olay sizi sıkıntıya sokabilir. İhmal etmeyin. Sağlık olarak özellikle saç dökülmesi, saç kıran, egzama ve kaşıntılarımız daha yoğun bir noktada. Sevgili gençler, özellikle tıp ve güzel sanatlarda okumak isteyenler için çok güzel bir aydınlık ve başarı var. Cesaretinizi toparlayın. Bir de
borcunuzdan kaynaklı burada bir malınızın bir yakın alanınızda olduğu ve bu borcu kapatmazsanız bu malınızı kaybedeceğiniz gözüküyor. Yani hani borcunuz var, malı başkasına devretmiş olabilirsiniz. Yani bu devrettiğiniz kişi size kazık atabilir. Buna göre dikkatli olmanızı öneriyorum. Sevgi ve mutlulukla kalın. Hoşça kalın. Sevgili aslanlar, nasılsınız? Güzel bir hafta, keyifli bir hafta olsun. Evet, biraz bel ve sırt ağrım var. Böyle yamuk duruyorum ama canımın acısı da gerçekten çok yoruyor. Olsun, ben yapmak zorundayım, işimi yapmak zorundayım. Sizler bekliyorsunuz. Abone olmayı, yorum yapmayı, ben bir hatam varsa bu hafta beni affedin lütfen. Enerjim de haritaya baksam da baş ağrısı, bel ağrısı vurdum. Sevgili aslanlar, kariyerinizle alakalı odaklanma ya da toplantılarla ilgili çok yoğun geçecek bir hafta. İşinizle ilgili verilecek yeni görevler, değişmesini istediğiniz konularla alakalı daha yoğun evrakların sizin hayatınızda stresli ve gerginlik yaratacak. Gitmek istediğiniz yolculuklarla ilgili aksilikler, krizler yaşansa da bu zaferi siz eninde sonunda yurt dışına yaşamak istiyorsanız ve yurt dışı kapısı oturtmak istiyorsanız ya da şehrinizi değiştirip başka bir şu alanın merkezinde olmak istiyorsanız bu başarı size mis gibi geliyor. Mücadele, yola devam diyorum. Bu hırsınız, Rabbim size o kapıyı o kadar güzel aydınlatacak ki hiç korkmanıza gerek yok diyorum. Kurumsal ya da farklı bir alanınla bağlantı değişimi yapmak istiyorsanız buradaki yöneticileriniz arasında kriz var. Bu krizden dolayı biraz daha beklemeniz, o anın şu hafta olmadığını uyarıyorum. Ama şansınız var, ama görüşme sırasında yöneticinizin sanki sizin elektriğinizle zıt bir evresi olduğu için şu an bu uygun değil diyorum. Ama iş değişimi, konum değişiminizle ilgili Nisan ayı size çok güzel bereket. Yani bu hafta itibariyle bu enerjiyi, bu yoğunluğu alacaksınız. Ortaklığı iş projeniz varsa, yakın çevrenizle yurt dışı ile ilgili belli ağlar kurup oradan buradan iş, oradan bir sistem kurmak istiyorsanız hadi yap cesaretini toparla, kazançlı ve keyifli bir dönemin. Hem farklı işte hem de kendi alanını büyüteceksin. Kendini zirvelemeye, zirve noktasına doğru götürüyorsun. Korktuğun değil, başarmak istedin. Yani sen havada, karada bu bardağı gözü kapalı halledersin. Sadece inanman lazım, inandırman lazım. Sen inandığın her şeyi inandırarak satmış oluyorsun ya da başarmış oluyorsun. Seninle ilgili iletişim ve anlatımda hiçbir sorunumuz yok. Sen yolunu doğru çizdin. Bu yoldan asla vazgeçmemen lazım diyorum. Ortaklı işlerde bazı ekonomik krizler, ödemelerle alakalı vergi ya da borçlandığınız noktalarla ilgili sert tepkiler alsanız da bu borçlarımızı arkadan toparlayacağız. Hiç endişe etmeyin. Doğru akışla halledeceksiniz. Hiç korktuğunuz gibi olmayacak. Bunun başarısı da size mutluluk getirecek diyorum. Dedim bile vallahi. İyi olsun. Her şey sizin için. Bu ara çocuklarınızla ilgili gitmek istediğiniz yurt dışı seyahatleri ya da ailemizle ufak bir tatil niyetiniz varsa, evet, biletlerinizi şimdiden alıp Mayıs ortasında böyle bir tatil planınızı şimdiden yapacaksınız. Bu da size iyi gelecek. Evet, burada ama kurumsal ya da devletten kurumsal alana geçmek isteyen bazı aslan burçlar için güzel teklifler var. Hatta bu teklif buraya geçtikten sonra yurt dışı kapılarınızla alakalı noktada da hiçbir pürüzsüz o ağları da kuracaksınız ve büyük bir başarı, aydınlığa erişti. Alım satım işi yapan, kendi alanında toprak, arazi, takı toka ne bileyim alım satım işiyle uğraşanlarda çok renkli ve satışların çok yoğun olacağı, bazı borçlarınızla ilgili endişe de yaşıyorsanız bu hafta bunları çok rahat bir şekilde halledeceğiniz gözüküyor. Kendiniz işsizseniz ve iş bekliyorsanız ya da işiniz geçmiş, işinize iade istiyorsanız burada sizinle ilgili arkada oyunlar var. Yani siz bu doğru konuşmayı yapmadığınız sürece bu iş size doğru gelmeyecek. Alternatif başka bir kapı düşünüyorsanız bununla ilgili olumluluk var. Korkmanıza gerek yok. Sevgili aslanlar, duygularınızın en yoğun, karşı tarafa duygularınızı en rahat ifade edeceğiniz bir hafta. Sevgiyi saklamadan, duyguyu yormadan çok güzel ifadeniz var. Sarıl ve ona sevdiğini söyle diyorum. İlişkisi bitmiş ve hala bir umut içerisindeyseniz, evet, bu umutta bir ışık var ama siz başka bir enerjinin ışığını da aldığınız için iki ara iki dere modunda devam edebilir. Kafanız bu yüzden karışabilir. Biraz daha dingin kararlar verelim diyorum. Evli çiftlerimizle uzun süredir yaşadığımız konuşma iletişimini daha doğru anlatım, araya girecek yakın dostlarımız ve krizleri toparlamak için birileri devreye girecek. Bu geçici
geçici bir çözüm olacak. O yüzden bir ilişki terapisti ya da sizi anlayacak doğru bir psikologla bu evreyi doğru aşabiliriz. Yoksa ters noktalara doğru gidiyor. Özellikle boşanma davasını kadınlar açan, değerli kadın açan aslanlar için hayırlı olsun, zafer sizin. Yeni bir mutluluk için umut bekliyorsunuz. Artık sözlü bir evrede maruz kalmaktan bunaldınız ve gitmek istiyorsunuz. Boşanmaktan korkan bazı aslanlar için de cesaret edip yol ayrımı ve her iki tarafı da mutsuz etmenin bir anlamı yok. Çünkü senin ruhun ve kalbin başka noktaya doğru hareket ediyor. Artık bunu düzeltme vakti. Kendi yolculuğuna, kendi benliğine erişmen gerektiğini düşünüyorum. Sevgili gençler, eğitim ve kariyerinizle alakalı özellikle yurt dışı odaklı bir planınız varsa, bu sınavı, bu düzeni ya da en iyi yabancı liseyi kazanma kafanız varsa çok doğru adımlarla bunu başarmış olacaksınız. Sizden korkum yok yani. Ama duygusal olarak biraz anne ya da aile iletişimiyle ilgili dengelerde biraz zorluk var. Bunun verdiği bir huzursuzluk olabilir. Bunu da bir an önce toparlamanız size daha sağlıklı olacak diyorum. Sağlık olarak özellikle gizli tiroidiniz olabilir ve şekerle alakalı sıkıntılarımız, gizli şeker, gizli tiroid ya da burada nodüllerle ilgili riskler olabilir. Çünkü yemek yemediğiniz halde vücut şişmeye başladı. Dikkatli olmanızı öneririm. Sevgili ev hanımları, perde renkleri, nevresim renkleri, koltuk renkleri, yeni şeylerin renkleri evin içerisinde dolanıyor. Senin bu renk takıntın artık evi bastı. Sadelik yarat. Enerjini sade bırak. Sizi öpüyorum. Sevgiyle kalın. Sevgili başaklar. Vallahi sırtım ağrıdığı için böyle yamuk oturuyorum. Kusura bakmayın. Her yerim yamuk yamuk ama artık evinizin, ailenizin çocuğuyum ya da kızıyım, ablasıyım, annesiyim. Artık ne düşünüyorsanız fark etmiyor. Sevgili takipçilerim, çok yoğun ve stresli, güzel, umutlu ve keyifli bir hafta. Sanki gökyüzünden size böyle al bu da senin, al onu da unuttum bu da senin, hadi Rabbim şunu da yapayım derken bütün kapılarınız tıkır 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 açılacak. Korku ya da endişe duyduğunuz hiçbir pürüz yaşanmayacak gözüküyor. Cesaretinize devam, enerjinize devam. Çünkü size verilen, size sunulan her şeyi mucize şeklinde alacaksınız ve hak ettiğiniz değer. Görünmez oluyordum. Tam her şey işimde yarım kalıyordu. Tam burayı toparlarken başka biri kapıyordu dediğimiz enerji bitiyor. Artık Nisan bu konularda, özellikle Nisan'ın 3'üne kadar bu konularla ilgili enerjileri oturtacaksınız. Ve size ait verilecek ödülleri, size ait işinizle ilgili riskleri çok güzel bir şekilde karşılayacaksınız. Korkmayın diyorum. Kurumsal bir alanda veya da devlette büyük bir alanda mevki değişimiyle ilgili beklentileriniz varsa Nisan sonuna kadar bu çözülmüş. Bununla ilgili yazışmalar, imzalar atılmış. Şimdiden hayırlı olsun diyorum. Kurumsal bir alanda farklı bir masa değişimi düşünceniz, rütbesiz masa değişimi düşünceniz varsa bununla ilgili sadece yöneticiniz ve bulunduğunuz ortak alanlarla, alanlardaki insanlarla ilgili iletişimden kaynaklı zorluklar yaşadığınız için yer değişiminizle ilgili de olumlu süreç. Çünkü siz görevinizi çok iyi yaptığınız için sizi işten çıkartamıyorum. Üzgünüm, bir de çıkartırsam toplu bir para ödeyeceğiz. O yüzden hiç gerek yok, yerinde kal diyoruz hemen sevgili başaklar. Yalnız kendi işinizi yapıyorsanız, kurmak istediğiniz ailenize ait iş kapınız varsa kazançlarınızda yavaş yavaş toparlanma, uzun süredir çözemediğiniz para konularınız, yaşadığınız krizler iyileşmeye doğru gidiyor. Cesaretiniz, psikolojiniz düzeltin. Sadece işe odaklanın. Bulunduğunuz alan için daha neler yapabileceğiniz, kafanızda yenilikler var. Bu yenilikleri buraya lütfen koyun ve her geçen gün orası size daha büyük bereketle dokunacak gözüküyor. Ortaklı işiniz varsa da ortak işimin yurt dışı ile ilgili ayağını ya da yurt dışı ile ilgili bağları oturtmak istiyor olabilirsiniz. Bunun için de yakın dostunuzdan alacağınız destek iş kapılarınızda çok büyük bir büyüme noktası yaratacak. Serbest meslekte çalışıyorsanız ve bulunduğunuz alanda haber spikeri bile olabilirsiniz ya da ne bileyim gazeteci olabilirsiniz. Bu dönem sizi işinizle alakalı çok güzel büyümelere ve bulunduğunuz noktadaki oluşumlar sizin priminize, kazancınıza daha büyük bir getiri sağlayacak. Wow diye bir enerji gülümsemesi sizin üzerinizde var. İş mahkemeniz ya da iş iadenizle ilgili beklediğiniz bu dönem bir şey olur mu diyorsanız imkanı yok. Biraz daha vakti var. İş mahkemeniz, iş hakkınızı alacaksınız ama biraz daha sabretmeniz size daha büyük umut
olarak gösteriyor. Bu hafta sevgilinize söz, nişan, bununla ilgili konuşmalar söz konusu. Hayatınızdaki insanla yol dediğimiz evreyi birlikte tutma enerjiniz var. Hadi hayırlı olsun. Yalnız özellikle de adını koyamadığınız, bir türlü hep var gibi yok gibi dediğimiz ilişkide doğru adımlarla size geliyor. Siz artık bu kararı verdiğiniz takdirde bu ilişkide gelecek planlara doğru gidiyor. Eskilere ait artık sayfayı kapattınız. Yepyeni bir bireyle uzun süredir ilişkiniz yoksa ve uzun süredir bir ilişki beklentiniz varsa, çok yakın bir bayan dostanız, özellikle lise öncesi arkadaşlarınız, liseye kadar arkadaş yapınızla ilgili bir lise arkadaşınızın size göstereceği bir ilişki size gayet aşkla, kalple kucaklayacak gözüküyor. Bir de sizin ilişki mahkemeniz ya da karı koca mahkemenizle alakalı ertelenecek bazı konular var. Endişe etmeyin. Sonunda doğru nokta bulunacak. Panik yapmanıza gerek yok diyorum. Evli çiftlerimiz için bu ara şöyle bir durumumuz var. İlişkide bir kaos var, gerginlik var ama evin kendi içindeki bir gerginlik olduğu için bu sizin ilişkinize yansımıyor. O zaman iletişim probleminiz, konuşmadığınız noktaları bir an önce çözmeniz lazım. Çözmediğiniz takdirde ilişki her geçen gün soğuma enerjisine doğru gidiyor. Bu ara ailenize ait toprak, araziyle alakalı müteahhit, yeni anlaşma, yeniliklerle ilgili haberler gelebilir. Toprağınızı, arazinizi hiçbir şekilde satmıyorsunuz. O yerler çok kıymetli. Mümkün olduğu kadar duymamazlıktan gelin. Bu ara araç merakı olan ve araç almayı, hani böyle poposu yani daha büyük araç düşünen, jip tarzı araç düşünenler için güzel bir evre var. Hayırlı olsun şimdiden alım satım, yani geçmişte aldığımız aracımızı yeni araçla değişim yapacağız. Ve bu anahtar da size mutluluk verecek. Evli çiftlerimizle alakalı noktada da özellikle alt kat, yani sıfırla dördüncü kadar oturan gruplarımızda taşınma, yeni kapı, yeni bir oluşum mutluluğu yaşanacak gözüküyor. Bu da sizin için iyi. Çocuk tedavisiyle ilgili karar veren sevgili başaklar için, evet çocuk kararınız doğru ama sanki günü biraz daha ertelemeyi düşünüyorsunuz. Erteleyin ama Nisan ayı bu konu için daha sağlıklı. Özellikle aile büyüklerimizin memlekete gitme gibi yolculukla alakalı götürüp getirme konularımızda hareketli olabilir. Bu ara seyahat ederken dikkatli olmanızı öneriyorum. Sevgili gençler, eğitime konsantre oluyoruz. Başarı ve uyum için tam konsantre olmamız lazım. Kafa dağınıklığınız çok fazla var. Kendinize gelmenizi öneriyorum. Sağlık olarak da özellikle vücut kasılmalarınız söz konusu olabilir. Ve en önemli şey de sizin için şu boyundaki damar, hani böyle damar sertliği, kalp damar noktalarımızı kontrol edelim lütfen. Sevgi ve mutlulukla kalın. Bir hatam varsa affola, çünkü bu hafta biraz sağlık problemim var. Sevgili teraziler, yenilenecek bir haftayı mı, siz mi yenileneceksiniz, ruhunuzu mu yenileyeceksiniz bilmiyorum ama yenilemek için iyi bir başlangıç, güzel bir başlangıç ve kendinize ait gördüğünüz, karmaşık olduğunuz evdeki eşyalarınız değişmesi, bahar temizliği gibi hayatınızdaki birçok şeyi hayatınızdan atmaya karar ver. İşinizden rahatsızsanız çıkmaya karar verdiniz. Bulunduğunuz noktada sustum sustum artık konuşacağım diyorsanız lütfen konuşun. Tam burası benim hakkım deyip konuşmaktan çekiniyorsanız gidin konuşun. Çünkü sizin artık kendinize ait her şey. Mutsuzsanız temizleyeceksiniz. Evden taşınmak istiyorsanız taşınacaksınız. Biri kırılmasın diye konuşmak istemiyorsanız konuşacaksınız. Yani bu hafta konuşarak kendi hayatınızdaki problemle her şeyi bitirme ve kendi görmeniz gereken olayları net görme haftanız. Yani iş konusunda uzun süredir hak ediliş evrenizle alakalı yatmayan paranız, verilmeyen priminiz. Hani başkalarının yerine de mücadele ediyorum ama kimsenin benim hakkımla alakalı bir adım atmadığını, artık yöneticiniz, patronunuz kim varsa bir an önce konuşmanız gerekiyor ve bu noktada kullanıldığınız ve haklarınızla alakalı sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Burada strese sokabilir ve siz işten çıkıp haklarınızı alamayabilirsiniz. Mümkün olduğu kadar bu noktayı bir an önce çözmeniz lazım.
Kurumsal bir firmada ya da devlet firmasında çalışıyorsun, sabit ama yolculuklar, seyahatler, iş anlaşmaları, iş yoğunlukları çok yoğun olacak. Yeni projelere dahil olacaksın. Özellikle mimarsanız çok yoğun bir tempo söz konusu olacak. Renklerle uğraşıyorsanız çok yoğun bir. Eğer insan kaynaklarında çalışıyorsan inanılmaz stresli bir hafta. Şimdiden hazır olun, söylemedi demeyin sakın, söyledim. Kendi işinizi yapıyorsanız ve bu noktada kazançlarınızla alakalı bazı krizler yaşıyorsanız bir alım satım konunuz. Yani ailenize ait bir yerin parası size gelecek ve bu borçlarınızla alakalı noktadaki krizleriniz toparlanacak. Ama siz her seferinde aileden alıp aileye borcunuzu ödemediği için birikimler de var. Bunu bir an önce aileye aldığınız borçları da belli bir süre sonra iade etmeyi unutmamanız gerekiyor. Serbest bir meslekte çalışıyorsanız, işinizle ilgili bazı toparlamaya çalıştığınız noktada daha bir enerjisi yüksek olacak. Ve işte hani ben göremiyorum derken önünüzü, yönünüzü görmeye ve başarıya doğru gidecek bir Nisan haftası yaşayacaksınız. Bence artık siz yavaş yavaş bu işi kazançla dönüştüreceksiniz. Ve o kadar inanç evreniz güçlenmeye başlamış ki, yani şey, küçücük bir tezgahı kocaman yaptınız ama kazanç evreniz küçücük ama tezgah büyük. Evreniz var ya, Rabbim o kazancınıza da daha büyük kazançlar getirecek. Aynı umutla devam etmenizi istiyorum. Ailenizle ilgili miras ya da bu konuşmalarla ilgili kırgınlıklar söz konusu olabilir. Bu ara kim ne yapıyorsa yapın. En son gelecekse size Nisan 15'ten 20'den sonra, bu gelirse sizin sinir tepeniz dengesizliğinize denk gelir. Karşı tarafı çok incitirsiniz. Mümkün olduğu kadar karışmayın diyorum. Bu ara ilişkinizle ilgili tersliklere hazır olun. Geçmiş ilişkiniz bu sizinle alakalı bağı kapatmış. Artık bu noktayı da sizin de kapatmanız lazım. Ama yeni aşk istiyorsanız renkli gözler, yeşil, mavi tonlarında bir insanın size adım atması var. Ya da siz renkli gözlüsünüz. Size adım atacak kişi sizin hayat arkadaşınız olacak gözüküyor. Nişanlı çiftlerde aileden kaynaklı bazı gerginlikler, yani ev konusu, atakı konusu, para konusu ile ilgili gerginlikler yaşanabilir. Aman duymayın, çocukları verin, sonra ne halleri varsa görün modunda. Çünkü buradaki olay uzanırsa söz atılacak ve çocuklar mutsuz olur. Biraz da sizin dengelemeniz lazım. Evli çiftlerimiz için de bu ara eşiniz ya da sizin işinizle alakalı yaşadığınız bazı pürüzler ikinizin de sevgisiyle ilgili değil. Yaşadığınız gerginlikte siz birbirinizle yemek yerken ya da konuşurken kavga eder gibi konuşuyorsunuz. Aslında kafa işte kaldığı için birbirimizle iletişimde terslik var. Hadi birlikte yürüyüş yapalım. Belki spor size iyi gelecek, enerjinizi düzeltecek. Hatta ve hatta uzun süredir hayal ettiğiniz eve bakıyordunuz. Burası sizin için uygun nokta. Hadi kredi ya da düşünceniz neyse bu yatırımı yapacaksınız. Ailenize ait farklı bir şehirde bir ev ya da toprakla ilgili bazı haksızlıklar olabilir. Bir an önce bunlarla alakalı noktayı da gözden geçirmeniz gerektiğini söylüyor. Kardeş, yakın akrabalar arasındaki yaşanacak tartışmalar, biraz kardeşler arasındaki kırgınlıklar ya da çocuklarınızla alakalı kırgınlıklarda sert konuşmalar var. Bir an önce bu noktayı düzeltmemiz lazım. Sizin de erkek, yani baba, dayı, amca, bir ameliyat gibi bir sağlık problemi olabilir. Şimdiden bunu hazırlıklı olmanızı öneriyorum. Boşanmak yolundan vazgeçen bazı teraziler için yine başa dönecek, yine başa döneceksiniz. En azından evlilik terapisine gidin. Nerede hata var onu görün. Yine bu ilişkiyi kurtarmak için adım atın diyorum. Sevgili gençler, yaratıcı sanatçılığınız, mühendis kafanızla ilgili projeleriniz neyse doğru noktada. Bu ara yemeğe çok fazla ön planda tuttunuz. Cilt alerjiniz söz konusu, sivilceleriniz artmış gözüküyor. Ev hanımları için de bu ara gelen giden misafirin has safhada çok yoğun olacak. Mümkün olduğu kadar yüzmek, yürüyüşler size de iyi gelecek gözüküyor. Sağlık olarak en çok dikkat etmeniz gereken düşmeler, düşmeden kaynaklı kırılmalar, el çatlamaları, ne bileyim el yarılmaları ya da hani bir şey yaparken elimizi keseriz, bunlara dikkat edeceğiz. Uyku apnemiz ya da uyku hırıltımız olabilir. Hani hırıltılı uyuyor, bir horultulu uyuyor olabiliriz. Bu hırıltı neden kaynaklı, neden horluyorsunuz bir onu araştırmanızı öneriyorum. Sevgi ve mutlulukla kalın, hoşça kalın. Sevgili akrepler, vallahi sırtımdan böyle yamuk yumuk oturuyorum. Her yerim acıyor gibi ama olsun, yorumumuzu yapayım. Haftaya başka bir şey olmasın. Sevgili akrepler, işinizle ilgili yaşayacağınız tartışma,
anlaşma sırasında olduğunuz karşı tarafın gerginliklerinden kaynaklı bir iletişim gerginliği yaşanabilir iş çevrenizdeki insanlarla. Mümkün olduğu kadar otokontrolü kaybetmeden bu işi halledin. Çünkü onun arkası devam edecek çok daha büyük iş projeleri var. Mümkün olduğu kadar onun hatası değil, sizin hatanız gibi değil, onun hatası gibi bastırın ve sistemi toparlayın diyorum. Bu hafta çok fazla iletişim, telefon, toplantılar, yoğun gideceğiniz bir sürü anlaşmalarınız var. Dimdik olmanız lazım. Enerjinizi bahara katmanız lazım. Baharla birlikte enerjiniz ışıl ışıl etrafa yayılması lazım. Beklediğiniz iş haberinizle ilgili olumlu bir haftanız var. Gireceğiniz yer, değişeceğiniz konum size çok büyük bir şans getirecek. Uzun süredir de bulunduğunuz noktadaki yönetim ve bunlarla aranızdaki ters giden bir şeylerde yumuşama ve bu enerjiyi daha sağlam bir noktada oluşturmak ve hak ediliş dediğim evrede varoluşunuzu ispatlayacak gözüküyorsunuz. Şimdiden hayırlı olsun. Kendi işini yapanlar da biraz ekonomik olarak toparlamaya, borçlarla alakalı planlamaya ihtiyacınız var. Çünkü tam o borcu kapatıyorsunuz başka bir nokta. Tam o bir taraf, yani birikmiş şeyleri bir anda bitirmek çok zor ama bir sistem koymanız gerekiyor ve bu sistemi koyduğunuz sürece çok güzel bir rahatlamanız var gözüküyor. Ortaklı işlerde beklenmedik kazançlar var ama burada maliye ile alakalı bir uyarı alabilirsiniz ya da bir şikayet tarafından ekonomi evrenize zarar olabilir. Yani çalışmış olduğunuz şirket ya da size ait şirkette ihbar olabilir. İhmal etmeyin. Kontrol eksiğiniz neyse bunları bir an önce çözmeniz lazım. Yoksa çok büyük bir ceza söz konusu olabilir. Yurt dışı ile alakalı seyahatlerimiz, iş gereği gitmemiz gereken yolculuklarımızın çok daha yoğun olacağı bir hareket evresi. Ama bazı akrepler işten ayrılıp kendi alanımı daha yani burada kalayım mı, serbest meslek mi yapayım? Hem burada kalın hem serbest meslek yapın. Yeni sistemle kendinizi yüceltebilirsiniz. Hani burayı beceremem, orayı beceremem değil. İki tarafı da beyniniz çok güçlü bu sistemi kurun. Kendi markanız, buradaki ek kazancınız sizi hiçbir zaman riske sokmaz. Korkmanıza gerek yok diyorum. İş bekleyenler için de çok yakın bir bayan dostunuz, yakın bir çevrenizdeki anne ya da iş kadınından alacağınız bir destek, iş probleminizin bitmesine yardımcı olacak. Bu ara dil eğitimi, kendinizle alakalı yapmak istediğiniz farklı eğitimler olabilir. Bununla ilgili de başvurular, düşünceler hayatımıza start alacak gözüküyor sevgili takipçilerim. İlişkinizle kavgalı, gürültülü, bir iyi, bir kötü, bir barışık, bir küs haftamız var. Yani bir hani aslında ilişki bitmiyor da her iki tarafın da yoğun bir temposu birbirimizle alakalı vakit ayıramıyoruz, sohbet edemiyoruz, diyalog kuramıyoruz. O yüzden bu hafta özlem dolu haftanız olacak. Karşı tarafı özlemek, o da sizi özlemek, böyle mesajlar, konuşmalar ya da onun gideceği iş seyahatlerinden dolayı aramızda bir mesafe olabilir. Ama bu mesafe bizim aşkımızın daha yoğunlaşmasına sebep olacak gözüküyor. Geçmişte özellikle bir ay önce ya da 3 ay önce ayrıldığınız ilişki tekrar size geri dönüş yapacak. Bir de nişanlanan çiftlerimizde erken düğün tarihi belli olacak. Yani hani sanki Ramazan ortasında evlenelim bitsin. Yani bu dönem ailenizde, çevrenizde nişan, söz, düğün çok fazla yoğun olabilir. Bir yandan altın korkunuz, bir yandan ev telaşınız biraz sizi yıpratabilir diyorum. Evli çiftlerimizle alakalı noktada da eşiniz ve kendinize ait yeni bir iş kurmak, alanı büyütmek, eşinize bir iş sistemi kurmak isteyebilirsiniz. Bununla ilgili de ortak kararla kenarda biriken yatırımla yapacaksınız. Bu da hanemiz ve eşiniz ve size daha büyük güç getirecek gözüküyor. Evinizde çalınmış olduğunu düşündüğünüz para ya da altınla ilgili bir düşünceniz varsa evinizde gözüküyor. Kimse çalmamış gözüküyor. Evinizin herhangi bir noktasında var olarak gözüküyor. Bu ara evlilikte ters düşen çiftlerimiz için de evet böyle boşanmalar var ama her iki tarafında kafada boşanmalar olduğu için cesaret noktaları yok. Bazı boşanmalı mahkemelerde sanki Nisan sonuna kadar imzalar atılmış ve özgürlük dediğim noktanın kavuşumu var gözüküyor. Ama boşanmayı kafaya koyup cesareti, ekonomik olarak cesareti olmayan bazı akrepler artık bu yolu doğru noktada oturtmamız lazım. Çünkü ruhsal olarak kendiniz çok yorgun ve çok bitkin ve çaresiz hissediyorsunuz. Hani deriz ya yaşadığımız ev bize hapishane. Evet haklısınız. Bazen bu hapishane enerjisini yaşayabilirsiniz diyorum. Sevgili gençler, burada da notlarım var, yanlış anlamayın. Sevgili gençler, eğitim konusunda özellikle de yurt dışında kodlama mühendisliği, makine mühendisliği ya da
bilim üzerine bazı projeler yapmak istiyorsanız doğru fikriniz var. Başarı ve aydınlık, odaklanın. Lisede okuyan gençlerimiz için, hiç liseye girecek gençlerimiz, korkmayın, başarı var gözüküyor. Sağlık olarak özellikle son zamanlarda egzama ya da sinüzit konularımız daha yoğun olacak. Kadınsal bölgelerimizde, üreme organlarımızda akıntılar, kokuntu olabilir. İhmal etmeyin. Ev hanımları, çocuklarınızın üzerine gereksiz tartışmalar, evden, mutfaktan bağırmaları kesmeniz lazım. Çocuklarınız ve sizin iletişiminizde bir terslik var. Bu sefer evde huzursuzluk oluyor. Bir an önce bunu çözelim. Hem çocuklar için hem sizin sağlığınız için daha sağlıklı. Bu ara uzun süredir ailenizle, büyük ailelerimizle vakit geçiremiyordunuz. Hadi onlar için de hafta sonu güzel bir yemek ağırlayalım. Onların da size olan dokunuş enerjisi iyileşsin. Mutlu kalın, hoşça kalın. Sevgili yaylar, güzel bir hafta ama ben bel ağrımdan böyle koltuğa sıkıştım. Bir kolum burada, bir kolum burada. Artık böyle yapıyorum ve acı çekmiyorum ama acı çekiyormuş gibi durabilirim. Şöyle söyleyeceğim. Tabii ki sırt ağrısı biraz sıkıntılı. Abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın diyorum. Sevgili yay burçları, özellikle aşk hayatınızla ilgili terk edilme, ayrılma, ayrılık konularının daha yoğun olacağı bir hafta. Hatta çok yakın geçmişte ilişkiyle alakalı güvensizlikler, yaşadığımız sözlerden dolayı kırgınlıklar var. Evli de olsanız bu hafta bu konuları biraz daha dikkatli, birbirimize ait alanları daha doğru noktada görmemiz lazım. Yoksa krizler çoğalıp anlamsızca kavgalara sebep olabiliriz diyorum, dedim bile. Yani notunuz bu. İş konularınızla alakalı uzun süredir hayal ettiğiniz seyahat, oluşum, iş ya da yurt dışı iş kapı, yani Türkiye'deyseniz yurt dışı iş kapısında çalışmak istiyorsanız bu kapınızın imzası hayırlı olsun ve yurt dışı bağlantılı iş kapınız şimdiden size mutluluk ve keyif getirsin diyorum. Devletten farklı bir alan ya da devletin içerisinde farklı bir alana geçmek istiyorsanız yöneticiniz buna kırmızı ışık yakmıştı geçtiğimiz aylarda. Hadi cesaretini topla, yöneticin ya da müdürünle konuş. Bu kapı size ait. Atama mı, başka şehir mi, nereyi istiyorsanız bu konu için sizin için daha sağlıklı ve hayırlı olacak gözüküyor. Eğer ki kurumsal büyük kalabalık, mesela mayo şirketinde, tekstil şirketinde, çorap şirketinde ya da bu tekstil üzerine şirkette çalışıyorsanız, şirketinizin bazı ekonomik krizleri var ve yurt dışı ile alakalı götürüp getirip getirme konularından kaynaklı bir işte bir kaos var. Yönetici, patronlar, sizler hepiniz gerginsiniz. Nisan ortasına kadar bu gerginlikler bitip herkes bir rahata erecek ama burada konum parasal evrede konuşmanızla ilgili beklentileriniz var. Ertelendiği için de gerginsiniz. Merak etmeyin. Yani bu konuda hak ettiğiniz değeri alacaksınız. Hiç korkmanıza gerek yok. Serbest meslek yapıyorsanız kendi işinizle alakalı parasal evredeki korkularınız yavaş yavaş toparlanacak. Kendinize güç ve bulunduğunuz alanı çok daha iyi bir şekilde büyütecek ve planladığınız şekilde yavaş yavaş o alanı size ek kazançlar sağlayacağını gösteriyor. Yalnız ben devlete girmek istiyorum, devlet kapımla alakalı çok bir haber bekliyorum diyorsanız aracınız bir aracıya ulaşmaya çalışıyor. İlk önce aracınız olumlu gibi gözükse de biraz terslikler olsa da ertelenecek, sonra olumlu olacak gözüküyor. İş iadesi, iş mahkemelerinizle alakalı yaşanan krizler daha sert olacak. Hatta yüksek mertebeye gidebilir. Yani ne deriz, bu temize mi? Bir yere gidip bu konuyu unuttum ne olduğunu, kusura bakmayın. Bu konuyla alakalı haklarınız için mücadele edeceksiniz ve dosyanız eninde sonunda iş iadeniz ve toplu faizli paranız da size yıl bitmeden verilecek. O yüzden pes etme, devam et diyorum. Ortaklı düşünce içerisinde, aile içerisinde yapmak istediğimiz işler, alım satımla alakalı malımız, toprağımızla ilgili çözülmesi gereken noktalarla alakalı bazı fikirlerimiz var. Şimdiden hayırlı olsun. Bu anlaşma, bu evre size parasal anlamda da hem de toprağınıza ekstra kazanç sağlanacak gözüküyor. Serbest bir iş çalışıyorsanız, sabit bir iş geliriniz varsa, bulunduğunuz bina ya da bulunduğunuz iş yerinde taşınma, hatta taşınırken de size ekstra devam edecek bir prim evremiz ya da kazanç evremize artı bir enerji katacak. Korkmanıza gerek yok diyorum. Evet sevgili gençler, eğitim konusunda uzun süredir lak yaptınız. Artık şu 2 ay en azından hızlı bir tempoyla yabancı dil eğitmeni olabilir, akademisyenlik ruhunuz varsa bu nokta için güzel aydınlanmalarınız var. Cesaretinizi kaybetmeyin diyorum. Evet, bu ara ayrılıklar enerjiyi yıpratabilir, kaoslar var. Yani biz
hayatımızda doğru ilişkide doğru mu adım atmamız lazım, yoksa bu ilişki biraz daha krizlere, yol ayrımlarına ve yıpratacak olaylar iş hayatımızda da yansıyabilir. Hazırlıklı olalım. Bir ilişki istiyorum artık, mutluluğa ihtiyacım var diyen yaylar için gerçekten gökyüzünde güzel bir aşk ve kalıcı hayat arkadaşınıza doğru ilerleyeceksiniz. Ama burada bir birikim kararınız var ve bu birikim kararı ortak bir yakınınızla yapacaksınız. Kan bağı olmayan biriyle ortak ev kredisi ya da araç kredisine girmeyin. Sonra kriz yaşanacak. Çünkü ortak araçta, ortak evde kriz var diyor. Uyarı veriyorum. Yani özellikle çift arasında bu yatırım fikriniz varsa kendi aranızda büyük bir gerginlik oluşacak. Evet, evli çiftlerimiz için biraz daha sonsuzluk dediğimiz sevgi var ama biraz da sorunları çözmemiz gereken bir hafta. O yüzden bu hafta biraz daha sakin, mantıklı ve doğru adımlar atalım. Bir de eski ilişkinizle ilgili beklenmedik bir haber can sıkıcı olabilir. Hani içimde ne beddualar havada uçtu ama o beddua nasıl tutmadı diyebilirsiniz. Ne olur beddua etmeyin, çünkü o beddua size geri geliyor. Mümkün olduğu kadar sakin kararlar veririm. Farklı bir şehre taşınmak karı koca kararı olabilir. Ya da farklı bir ülkeye gitmek kararı içerisinde olabilirsiniz. Şu an için beklentilerinize devam edeceksiniz. Şu an olumlu bir şey yok ama olacak, panik yapmanıza gerek yok. Evet, sağlık olarak özellikle ağız afları, diş iltihabı ve dişte dolgularla alakalı krizler, bir de geniz eti problemimiz olabilir. İhmal etmeyin. Yani hatam varsa ağrı ile alakalı. Vallahi notları da okuyamıyorum. Gözüm yamuluyor. Bana zaten disleksi rahatsızlığım var. Okuyamıyorum da zaten, sıkıntı yok. Kafamda planladığım şekilde ilerliyorum ama buradaki okumalar bana biraz şey yapıyor. Harfleri karıştırıyorum. Sevgili kalın. Sevgili oğlaklar, nasılsınız? Ben belarım vallahi. O kadar kötüyüm ki yerimi değiştirdim vallahi. Öyle kötü bir halim var. Neyse, idare edin beni böyle bu hafta. Biraz da düzelteyim, şöyle halimi görün. Özellikle iş hayatınızla ilgili değişmesini istediğiniz birçok noktada aksilikler olabilir ama sizin halletmeniz gereken işlerde bir aksilik yok. Yani yoğun bir iş temposu, hak ettiğiniz kazançlarla ilgili ertelenmeler olabilir ama işiniz, toplantınız, telefon trafiğiniz, oluşturmak istediğiniz yeni gruplar için aksilikler yok. Yani konum atamayla alakalı aksilikler ya da değişmesini istediğiniz rollerle alakalı aksilikler söz konusu olabilir. Dipnotunuz bu. İş konunuzla ilgili uzun süredir kurumsalda yaşadığınız krizleri yavaş yavaş üst düzey ya da yöneticiniz ya da müdürünüz kim varsa konuşmanız gerekiyor. Konuşmadığınız takdirde çok birçok sorumluluk sizin üzerinizde ve sabit bir noktada devam edecek olarak gözüküyorsunuz. Bu da sizi mutsuz ediyor. Devlet alanına girmek ya da devletle alakalı başvurularınızla ilgili olumsuz cevapları alabilir. Alternatif kurumsal firmadan olumlu cevaplar alma ihtimali daha yüksek oldu. Eğer ki devlette çalışıyorsanız buranın sisteminde çok sakinlik, evet yoğun bir sakinlik ve mutlu bir sakinlik olacak. Sizi rahatsız edecek bir durum söz konusu değil. Kendi işinizi yapıyorsanız parasal evrede beklenmedik sürpriz paralar işinizin daha verimli olacağı ve sizi daha mutlu edeceği enerjiye hakim kılacaksınız. Ortaklı işler ve ortaklı alanlarda bazı krizler varsa toparlamaya ve bu kazancımızı daha doğru kazanca geçirmeye doğru gidiyoruz. Yani başarı enerjisi var ama parasal evrede de bazı dengeler yerine oturacak ama sizin sabır enerjiniz, biriken borçlar, biriken sistem, kiralar ve faturalar artık sizi çok fazla kastığı için gergin enerjiniz var. Bol yürüyüş, bol nefes alarak ruhunuzu ve enerjinizi en iyi şekilde toparlamanız gerektiğini düşünüyorum. Bu ara yakın dostunuzun düğüne katılabilir, yakın çevrenize gideceğiniz yemeklere katılabilir. Hayırlı kısmetiniz var. Şimdiden bunu da toparlamanız, şimdiden de hayırlı olsun diyorum. Özellikle de yurt dışı ile ilgili gitmek istediğiniz ve bununla ilgili başvurularınızla ilgili olumsuz gelecek, doktoram ya da masterımla ilgili düşüncelerinizle ilgili olumsuz bir şey gelmeyecek ve işinizle ilgili de başvurunuz varsa olumluluğa doğru giriyor ve bu olumluluk size çok güzel bir enerjiyle de hayatınıza renk katacak. Satmak istediğiniz bir malınızla ilgili kararsız olabilir ve bu enerji sizi yıpratıyor olabilir. Bu satılacak mal istediğiniz fiyatta, istediğiniz rakamda satılacak ama alacağınız noktaya belki
belki paranız yetmeyebilir. Bunun için kredi çekmeniz biraz sizi strese sokabilir. Araçla ilgili uzun süredir bakımı ya da satmakla ilgili bazı dengelerdeki yaşadığınız krizler için evet, bu satımla ilgili noktalar aydınlığa kavuşabilir. Ama yerine araçla ilgili şirketiniz ya da size verilecek araç daha sağlıklı olarak gözüküyor sevgili oğlaklar. Oğlaklar, sürpriz Ege'ye yerleşmek ya da Karadeniz'e yerleşme fikriniz varsa, bununla ilgili imkanlarınız ya da şirketiniz size bu konuyla ilgili büyük yardımda bulunacak diyorum. Sevgili konusunda geçmiş ilişkilerden çok şu anki ilişkinizle alakalı ben ne olacağım? Karşı tarafın sevgisi nedir? Ben bu ilişkide ne olduğumu bulamıyorum diyorsanız, karşı taraf size bunu ifade etme haftası ve sürpriz ciddiyet konuşması yapacak. Bu enerji size verimli gözüküyor. Ama evli çiftlerimiz için de çocuklarla ilgili yatırım konusunda bazı aksilikler, tartışmalar, eğitim konusunda evde hararetli diyaloglar olabilir. Çocuklara gereksiz üstüne gidiyorsunuz. Yani yaşam ve dünya çok sıkıntıda. Anlayış ve sakinlikle çocuklarımızın düzenini iyileştirmemiz lazım. Bu ara bazı nişanlı olan çiftler ani nişanı karşı tarafın bitirmesi ve altın ya da para konularında büyük krizler yaşanabilir. Buna da hazırlıklı olmanızı istiyorum. Evinizde tadilat düşüncesi, bakım yani evde yenilik düşüncesi olan bazı oğlaklarda da hararet şimdiden plan ve projeler başladı. Hayırlı olsun diyorum ve iyi olacağını da düşünüyorum. Ev hanımları ya da evli çift, evde olan hanımlar, iş bekliyorsanız bu dönem bu kapılar için hayırlı bir evre var. Hatta eşinize de yapmak istiyorsunuz bu sürprizi. İş kapınız şimdiden hayırlı olsun. Yalnız bu ara kemik ağrılarınız, sırt ağrılarınız, vücut ağrılarınız çok yoğun olabilir ve uykuda kalkamıyor olabilirsiniz. Lütfen kemik ölçümü, lütfen kalsiyumunuzla alakalı eksik olan vitamininiz neyse kontrol etmeniz gerektiğini düşünüyorum. İş mahkemeniz, ailenize ait bazı miras konuları çok hararetli olacak ve alım satım konularında da kardeş ya da baba soyunuzdaki kardeşlerden yaşanacak haksızlıklara da mümkün olduğu kadar hazırlıklı olmayı öneriyorum. Sevgili gençler, eğitim konusunda odaklandığınız ne varsa hayırlı bir şekilde akacak. Liseye girecekseniz başarı var. Üniversite sınavı ile ilgili başarı var. İstediğiniz kapı aydınlık ve hayırlı olarak gözüküyor. İhmal etmeyin. Bu hafta renkliliklerin de olumsuzluklarını doğru yönettiğinizde hiçbir sorun sizin hayatınızda kalmayacağını benden daha iyi biliyorsunuz. Mutlu ve huzurda kalın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sevgili kovalar, hani sınanmak vardır ya, ben bu hayatta ne için sınanıyorum? Ben Rabbim tarafından neden sınandığımın sorgu haftası. Sorgulayacağız. Annemizi, işimizi, çevremizdeki insanları, yakın dostlarımızı, yani bu hafta kovalarda sorgulama haftası var. O yüzden sorgudaki elenecek, kalacak, var olacak insanları belirleyeceğiz. Dipnotunuz bu. İş konusundaki insanların güvenmeme gerektiğini ve onlara yaptığınız iyilikten kaynaklı iş zararı gördüğünüz gözüktüğü için iş çevrenizdeki güvendiğiniz ekip arkadaşlarınız size oyun oynayabilir. Dikkatli olmanızı öneriyorum. Ama yönetici ya da bulunduğunuz üst düzey mevkide de onların kendi aranında bazı oyunlar olacağı için onlar da tetikte olacak. O yüzden bulunduğumuz şirkette bir karmaşa, bir laf, bir olumsuzluk, bir gerginlik var. Aman aman sakin ve kontrollü ilerlemenizi istiyorum. Kurumsaldan daha bu kurumsal bulunduğunuz noktadan daha büyük bir alana geçmek istiyorsanız, doğru iletişim ve doğru kuracağınız noktalarda hayır var. Mümkün olduğu kadar başvurularınız olumlu olarak ve doğru netice, cesaretinizi toparlayın. Çünkü buranın sizi bulunduğunuz alanın zaten gerginliği ve ne kadar iş yapsak da aynı noktada devam ettiğiniz için ruh enerjiniz çok fazla daralmış noktada. Haydi alternatiflere geçelim diyorum. Kendi işini yapan ve ortaklı iş alanında olan sevgili kovalar için sürpriz kazançlar, verimlilikler, ama ortaklı olduğunuz noktada ortak çevresinden yaşanacak krizler. Aynı şekilde de sizin kendi çevrenizdeki diğer insanlar arasındaki var olacak laflar ortaklı işimize zarar verebilir. Bu hafta çevremizdeki insanları, esnaf arkadaşlarımızı bile ortak aramıza girmememizi ve biz kendi sorunumuzu kendimiz çözmemiz gerektiğini artık bilincine varmanız lazım. Çünkü her iki tarafta
şüphe, endişe ve güvensizlikle ilerliyor. Aslında ortak, sen de güvenlisin, o da güvenli ama dedikodular biraz güveninizi sarsmış gözüküyor. Beklediğiniz bir para, işinizle ilgili uzun süredir krediniz ya da beklenilen bir para için cuma gününe kadar çözüm olacak ve bu alacak para ödemeleriniz ve sıkışan olaylarınız çok rahat bir şekilde oturtacak gözüküyor. Mesela pilates spor salonunuz olabilir, pilates ya da tiyatro stüdyonuz olabilir. İşinizde yavaş yavaş daha büyüme, kendi alanınızı daha güçlü kılacağınız bir noktada söz konusu olacak. Serbest meslek yapanlarda kazançlarda daha büyük noktalar söz konusu. Bu ara yurt dışı seyahatlerinizin daha hareketli ve yoğun olacağı, özellikle ihracat yapanlarda güzel kazançlar var ve bu kazançlarla birlikte kendi rütbenize de ekstra rütbe kazanacağınızı öneriyorum. İletişim, konuşma, toplantı yapacağınız birçok şey size artı bir ışık sağlayacak diyorum. Ama işsizseniz ve iş problemi hala hayatınızda devam ediyorsa ve iş iadesi bekliyorsanız daha çok beklemeniz lazım. Mümkün olduğu kadar alternatif bir işe başlayın. Hukuki süreciniz devam etsin. Siz haklarınız için mücadele edin. Ama işsizlik de sizi çok fazla yıpratmış gözüküyor. Bu da sizi eve, anneye, babaya, kardeşe, eşe karşı tepkisel oluşuyorsunuz. Bu da bazen siz de üzülseniz de kırıcı oluyor. Bu ara ilişkilerdeki kopukluklar yok. Aslında birbirimize çok yoğun duygular içerisindeyiz. Ama parasal hayatınızdaki insanın, yani sizin değil de hayatınızdaki insanın bazı krizlerinden kaynaklı ilişkiye konsantre olamama gibi durumları var. O sizi seviyor, merak etmeyin. Gerçekten seviyor ve bırakmak da istemiyor. Geçmiş ilişkinizle ilgili acı çekiyorsanız ve hala çözülmemiş yaram var diyorsanız, o artık sizi sevmiyor. Siz kendi yolunuza bakmanız lazım. Bu sayfa kapandı. Siz kendinize yepyeni bir sayfa açıp sıfırdan başlamanız lazım. Nişanlı çiftlerimiz ya da evlenme tarihi belirgin çiftlerimizde hayırlı olsun, bir pürüz yok, korkulacak bir durum yok. Çünkü bir kere ertelediniz, bir daha ertelenirse hani bizde bir uğursuzluk mu var diyorsunuz? Hayır, yani ertelenme yok. Evliliğinizi, düzeninizi yapacaksınız. Hiç endişe etmenize gerek yok diyorum. Panik asla yok. Evli çiftlerimiz için de uzun süredir kendinizle ilgili tatil, seyahat ve karı koca, hani ruhumuzu iyileştirmek ve birbirimizdeki eksik noktaları görmek istiyordunuz ya, hadi bu tatil sizin enerjinizi en iyi şekilde oturtacak, eksik taşınızı iyileştirecek ve uzun süredir güzel bakan gözler birbirine daha ılımlı bakacak gözüküyor. Yalnız kalbinizde platonik birine takık olan bazı kova burçları, yani sizinle ilgilenen doğru insanlar var. Yani bazen kariyer takıntınız olduğu için iyi kalpli insanı görmüyorsunuz. Denemek için iyi kalp de lazım. Hadi deneyin. Sizi hani platonik olanı unutun, iyi kalpliye adım atın. Evet, evli çiftlerimizde seyahatler, yolculuklar iyi gelecek ama zırt grup evli çiftler içinde ciddi anlamda masaya yatırılması gereken sorunlar, tek tek mutsuzluklarınızı belli etmeniz. Çünkü yataklar ayrılıyor, cinsel hayatınızda eksiklikler var. Hani yemek yerken suratına bakmıyorsunuz. Hani bir an önce o işine gitsin, ben işime bakayım modundasınız. Bu ilişkide bir an önce toparlamanız gerekiyor. Hem çocuklar hem de sizin iş sağlığınız. Boşanmayı bile düşünüyorsanız bir an önce toparlanmanız gerektiğini söyleyebilirim. Sizin de özellikle kayınvalide, görümce sorunlarınız ilişkinizi yıpratıyor olabilir. O aileyle hiçbir zaman değişmeyecek ve değişmesini beklediğin sürece senin ilişkin zarar veriyor. Kabullen, o da bir anne sonuçta diyorum. Sevgili gençler, eğitiminizle ilgili dijital ne eğitim yapmak istiyorsanız başarı var. Yalnız liseye gidecek, lise sınavına hazırlanacak çocuklarımızın biraz adaptasyon problemi var. Lütfen ve lütfen adaptasyon problemini çözelim diyorum. Sağlık olarak özellikle yapmanız gereken hiçbir sıkıntı yok. Bol pilates, bol yüzme. Yalnız göğüs altı kadınlarımızda böyle hani hafif kis gibi bir şey olabilir. Onlar biraz sıkıntı olabilir ama kansere yakın bir enerji değil. Sadece bir çekim yapalım. Aksilikler ne olabilir? İhmal etmeyin. Erkeklerde de basur problemi sıkıntımız var. Aman kontrol edelim. Sevgi ve mutlulukla kalın. Sevgili balıklar, vallahi sırtım ağrıdığından böyleyim. Yanlış an, saygısızlık olarak lütfen kabul etmeyin. Sevgili balıklar, özellikle dipnotunuzu söylüyorum. Araç, alım, konularla ilgili haksızlıklara uğrayabilirsiniz. Dikkatli olmanız lazım. Neye almaya karar veriyorsanız
notar üzerinde olsun, paranız ziyan olsun istemiyorum. İş konunuzla ilgili uzun süredir yaşanan sorunlar yavaş yavaş toparlanmaya, kendi içinizdeki bulunduğunuz alanda güçlenmek için yeni imkanlar, yeni arayışlar düşünceniz varsa bunun için bu hafta azimli olun. Hak edilen noktaya doğru ilerleyeceksiniz. Görünür enerjiniz daha yüksek olacak ve pürüzler gitmiş olacak gözüküyor. Ne yapıyoruz? Görünür ruhumuzu hayata geçiriyoruz. Kurumsal bir alanda mevki değişiminiz, konum değişiminiz şimdiden hayırlı olsun ve hak ettiğiniz noktaya geçiş sağlanacak. Serbest, sabit bir işiniz varsa, işinizle ilgili risk yok ama siz burada mutsuzsunuz. Alternatif noktada bulamadığınız için artık çaresizsiniz. Ek iş düşünceniz var. Bu ek düşüncesi içinde size hayırlı bir kapı var gözüküyor. İki iş de aynı anda düzeltebilir. İki işi de gayet keyifli yapabileceğiniz gözüküyor. İş problemi, uzun süredir iş krizi yaşayan balıklarda güzel bir iş kapınız da var. Nisan 15'e kadar hayırlı olsun. İyi de gelecek ve enerjinizi toparlayacak gözüküyor. Uzun süredir para anlamında bazı krizleriniz var ve toparlayamıyorsunuz ya. Aslında toparlanmak için uyanacağınız bir hafta. Düzeninizi, desteklerle gelecek noktanızı gayet rahat bir şekilde toparlayıp enerjinize enerji, paranıza para enerjisi katacaksınız ve şifalanmak için de bu enerjiyi en iyi şekilde toparlayacaksınız. Genişleyen, gören, var olan evremiz bize yenilik katacak gözüküyor. Bence enerjileri doğru kabul etme zamanı. Siz de şifalanmakla birlikte enerjiyi doğru kabul etme zamanı olarak uyarın. Ortaklık fikri olan, ortak iş yapmak düşüncesi içerisinde olan sevgili balıklar, hiç korkmayın, yapın çünkü kazanç var gözüküyor. Yani sizin pürüzlü mü olur, güveneyim mi, güvenmeyeyim mi demeyi bırakın. Çünkü ortağınız sizden daha cesaretli, sizin korkularınız var. Bu cesaretle korkular birleştiğinde başaramayacağınız hiçbir şey yok gözüküyor. Özellikle kafe, restoran, küçük bir dükkan açmak isteyenler için doğru fırsat, toparlan ve bunu yap diyorum. Ki ortaklı devam eden işinizle alakalı biraz ödemelerde aksilikler, çalışan ya da sizin disiplinsizliğinizden kaynaklı biraz pürüzler olabilir. Bunları bir an önce disiplin edip eksik noktalarımı bir an önce çözmemiz lazım. Sizde de çok fazla hata var. Siz de yenilenmekten, siz de yapmaktan endişe duyuyorsunuz. Bu ara en çok esneme problemi yaşayabilirsiniz. Nazara çok fazla gelebilirsiniz ve esnerken vücut yapımız kilitlenebilir. Esnemeden önce lütfen doğru esneme yaparak bir yerimizi kilitlemeyelim lütfen. İlişki konusunda hayat arkadaşınızla ilgili güzel konuşurken başka birilerinin enerjisine kafanız karışabilir. Geçmiş ilişkileriniz her iki tarafta hareket edebilir. Birbirinize yalanlar söyleyebilirsiniz. Birbiriniz için doğru noktadasınız. Kafanız karışsın istemiyorum. Bu ara ilişkisi ciddiyet doğru planı içerisindeyken biraz kaprislerden kaynaklı ertelenebilir. Hayat arkadaşınız sizi seviyor. Sadece size inat erteleyecek. Siz bir an önce kendinizi toparlayın lütfen. Toparlamadığınız takdirde ilişki tersliğe doğru gidiyor. Buna göre hazırlıklı olun diyorum. Evlenmiş olan yeni çiftlerimiz için çocukla ilgili sevinç muradı, çocuk kararı içerisinde hanemize güzel bir minnoş kız çocuğu enerjisi var. Şimdiden hayırlı olsun diyorum. Evet, uzun süredir evli olan ve çocuklarınızla ilgili düzende bazı oda değişikliği, ev değişikliği, yenilen bir geniş bir alana girmek istiyorsunuz ama ekonomik noktadan dolayı da üst üste birikmiş evden çok bunalmışsınız. Eşinizin babası oyundan gelecek destekle güzel bir ev, daha geniş ve ferah konuşmalar size umut olacak. Pes etmeyin, eşinizin ailesinden destekler var gözüküyor. Ama bizim ilişkimizde de bu evin darlığı ve birbirimize ait enerjiyi doğru tadamadığım için ev şöyle olmuş. Evlilik ticarethaneye dönmüş. Yani yemek, çamaşır, ütü, kocan gitti, hanım gitti işe, çocuklar. Yani biz birbirimize ait küçük bir flört alanı yaratmamız lazım. Evin içi yoksa dışarıda el ele birbirinize sevginizi ifade etmeniz lazım. Çünkü bu ilişkide sevgi var ama sevgi sözcükleri havada uçmuyor. Hadi sevgi sözcüklerinizi de oluşturalım diyorum. Özellikle iki kızı bir oğlu ya da iki oğlu bir kız olan sevgili balık burçları için de çok güzel bir arsa, çok güzel bir mirasın sevincini tadacaksınız. Hanenize de bereket gelecek. Özellikle eşinizin, yani annesinin ameliyat olma gibi bir tedavi noktasında bir kriz yaşanabilir ama sağ salim bu operasyondan çıkacak. Endişe etmenize gerek yok diyorum. Boşanma fikri ve boşanma zaferini kazanacağım diyen balıklar, boşanma zaferiniz elinizde.
Haydi hayır olsun. Yasalak, ev, hakkınıza düşen payı da en iyi şekilde olacak, alacaksınız. Çünkü uzun süredir bu eziyetin içerisinde fanus gibi dönüyordunuz. Artık o fanustan çıkıp özgürce yüzebileceğiniz hayat size mutluluk getirecek gözüküyor. Yurt dışı ile ilgili yatırım, yurt dışı ile ilgili fikri olan bazı evli çiftlerimiz için doğru bir düşünce, çocuklarınızın eğitimiyle ilgili bu kararlarınız var. Hayırlı olsun. Toprak, arazi, tarım, ya bu tarz sektörlerde uğraşan karı koca çiftlerde de biraz parasal krizde yaşanan bazı sorunlar, devletle ilgili başvurularınızda olumsuz gibi gözükse de olumlu cevaplar alacaksınız. Rızkınıza rızk katılacak gözüküyor. Evet sevgili gençler, eğitim konusunda başaramayacağınız ne lise ne üniversite, başaramayacağınız bir kapı yok. Siz başarır yaparsınız, size inanıyorum. Dediğim gibi bu ara ruhunuzu, enerjinizi güzel tutuyorsunuz. Gökyüzünden gelen tüm enerjileri bedenimize çekiyoruz, şifalanıyoruz ve bu hafta bu enerjiyle hayatımıza bakıyoruz. Mutlu ve keyifte kalın. Yalnız gideceğiniz bir seyahat ya Kıbrıs olabilir, K harfli bir yer size çok büyük verimlilik katacak. Korkmanıza gerek yok. Hoşça kalın.